Osman Hulusi Efendi 1945 yılında Fahri İmam Hatip olarak göreve başladığı Şeyh Hamidi Veli Camii'nde, yani diğer adıyla Somuncu Baba Külliyesi'nde 1953 yılında kadroya geçerek resmi görevini alır ve 1987 yılına, yani emekli oluncaya kadar peygamber mesleğini en güzel şekilde burada ifa eder. Osman Hulusi Efendi hayatı boyunca yalnızca imam hatiplik yapmakla kalmaz. O, cami cemaatinin, yöre halkının ve sevenlerinin her türlü derdi ile ilgilenmeyi, bizatihi problemlerini çözmeyi kendine vazife edinir. Bu maksatla köy köy, kasaba kasaba, hatta şehir şehir dolaşarak insanlarla sohbet edip onları irşad etmeye, dertlerine çare olmaya, ihtilaflarına hakem olmaya gayret gösterir. Bununla birlikte insanlara bulduğu her fırsatta ve ortamda vaaz-ı nasihat, sohbet, irşat vazifesini en güzel ve en verimli bir şekilde icra eder. Cami ve vakıfların tarihteki fonksiyonlarını icra eden mekanlar haline yeniden gelebilmesi için hocamız gecesini gündüzüne katmıştır. Yapmış olduğu üstün hizmetlerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından birçok kez takdirname ile taltif edilir. Osman Hulusi Efendi hutbelerine, onların hazırlanmasına, cemaate takdimine, yani irad edilmesine ayrı bir özen gösterir. Değil cuma günü, perşembeden, hatta çarşamba gününden çalışmalarını başlatır. İyilik ve ihsanı tavsiye ettiği hutbelerinde Peygamber Efendimizin güzel ahlakını örnek göstererek ahlak güzelliğinin her işin başı olduğunu birçok defa tekraren ifade etmeye çalışır. Nitekim günün birinde Diyanet İşleri Başkanlığımızdan ağaç dikmenin önemi ile ilgili bir hutbe okunması için bir metin, bir talimat, bir yazı gönderildiğinde bunun üzerine Osman Hulusi Efendi'nin hoca arkadaşlarından biri gelerek "Ben bu hafta ağaç dikmenin önemi hakkında hutbe okuyacağım" der. Hulusi Efendi ise "Ben de inşallah önümüzdeki cuma aynı konuda hutbe okuyacağım" der. Ve o gün bizatihi kendisi 15 tane elma fidanı alıp bahçesine diker. Ertesi cumada ağaç dikme hakkında cemaati müslimine hutbeyi irad eder. Osman Hulusi Efendi'ye niçin böyle yaptığı sorulunca hocamız şu cevabı verir: "Nefsime tatbik etmediğim bir şeyi cemaatime söylemekten haya ederim." Osman Hulusi Efendi'nin bu hassasiyetle hazırladığı, irad ettiği hutbeleri Şeyh Hamidi Veli Camii Minberinden Hutbeler adlı bir eseri olarak günümüze kadar bir hatıra olarak gelmiştir. Osman Hulusi Efendi imamlık mesleğini sadece mihrapta namaz kıldırmak olarak görmez. Bununla birlikte Darendi'nin imar ve ihyası için gece gündüz demeden her hayırlı faaliyetin içinde yer alır. "El kadar bir taş geçse elime, onu memleketimin istifadesine kullanırım" diyen Hulusi Efendi, her fırsatta aziz vatanımıza, kendi memleketimize hizmet etmiştir.